14 Mayıs seçimleri gerçekten tarihi bir seçim. Bizim için, emekçiler için, kadınlar için, yoksullar için. Yani kısacası ötekileştirilmiş bütün kesimi, tabanı etkileyecek ve geleceğini belirleyecek bir seçim olarak görüyoruz biz, Yeşil Sol Parti olarak. Bunun için önümüzde çok yani hayat mayat meselesi denecek bir tabir var halk deyiminde. Bu seçimi biz öyle görüyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde götürüyoruz. Ciddiyetle, özveriyle bu seçimlere hazırlanıyoruz. Yeşil Sol Antep'te şu anda biz hem Emek ve Özgürlük İttifakı'yla ve bizim onun içinde de işte tipinde Emek Partisi'nin de bizim kendi bileşenlerimizle beraber güçlü bir mutabakat içerisinde bu seçimi götürüyoruz. Halkta büyük bir heyecan var, bir beklenti var. Biz de buna cevap olacağımıza inanıyoruz ve cevap olacağız. Halkımızı bu AKP, MHP, faşist iktidarından, diktatörlüğünden gerçekten kurtaracağımıza inanıyoruz. Biz bundan önceki seçimde şu anda Antep'in bir milletvekilimiz var. Mahmut Torul, Profesör Doktor Mahmut Torul bizim milletvekilimiz. İki dönemden beri, 2015'ten beri tek vekilimiz vardı. Biz bu seçimde hedefimiz 3 vekil alacağımıza inanıyoruz. Büro açılışlarımız da hızlı bir şekilde, hatta günde 2 tane, 3 tane hedef koyduk önümüze. Şu anda 5 tane büromuzun yeri hazır. Bugün yarın belki açabiliriz büromuzu da. Hızlıca büro açılışlarımız, işte yakın zamanda yine yarın büyük olasılıkla adaylıkların belirlemesinden sonra adaylarımızı hazırlayacağız. Ankara'ya genel merkeze gönderip orada tanıtımlar olacak. Dönüşlerinde güçlü bir karşılamayla vekillerimizle alanlarda halkımızın içerisinde olacağız. Çalışmalarımızı halkımızın talepleri doğrultusunda, istekleri doğrultusunda kadınlarla, emekçilerle, gençlerle, yoksullarla biz bu seçim çalışmasını esas bizim ittifakımız olan halklarımızla beraber yapacağız. Biz 100 yıllık cumhuriyeti önümüzdeki bir 100 yıla demokratik cumhuriyet olarak hedefliyoruz. Yani gerçekten cumhuriyet kurulurken hep beraber bütün etnik grupların beraber kurduğu cumhuriyeti demokratik cumhuriyetle taçlandıracağımıza inanıyoruz. Demokratik, daha adil, hakkın, hukukun, adaletin olduğu, bütün ötekilerinin içinde olduğu bir demokratik cumhuriyeti var etme mücadelesini vereceğiz. Bundan sonraki mücadelemizin de ana ekseni öyle olacak. Biz halkımıza seçeneksiz koymadık. Biz de onların oyunlarına karşı biz de hamlemizi yaptık. Biz Yeşil Sol Parti ile güçlü bir şekilde Emek ve Özgürlük İttifakı da beraber güçlenerek halkımızın önüne çıktık. Bu seçimde de biz güçlü bir şekilde en az 100 vekille mecliste olacağız ve önümüzdeki süreçte de demokratik cumhuriyetin adımlarını atmaya devam edeceğiz. Biz bir kadın partisiyiz, biz gençlik partisiyiz, biz yoksulların, emekçilerin partisiyiz, kadınların partisiyiz. Onun için biz diyoruz ki, biz yerel demokrasiyi bu şeyde demokratik cumhuriyeti hedefe alıp bunun çalışmasını başladıktan sonra yerel demokrasiyi oluşturacağız. Mahalle meclislerini oluşturacağız ve gerçekten burada tam demokratik bir uygulamanın önünü açacağız. Bu deprem yakın bir zamanda ülkemiz bir deprem yaşadı. Bu bölgede yaşandı deprem. 11 ili kapsayan Antep'te var. Antep merkezde de bazı kayıplarımız oldu ama en ağır kaybı Antep olarak ilçemizde İstahiye ve Nurdağ'ında verdik. AKP, MHP iktidarı, devlet ve hükümet o depremde halkın yanında yoktu. Halklar vardı, biz vardık halkımızın yanında. Bir bardak suya, bir parça ekmeğe halkımız muhtaç oldu. Enkazların altında bağıra bağıra canlarını verdiler. Bir buçuk aya geçti, iki aya yaklaştı, deprem oldu. Ve hala insanlar daha çadırları bile eline geçmeyen
çadır isteyen insanlarımız var. Bu seçimde biz bunun hesabını soracağız. Yani bu halkımızın bu kadar mağduriyetini, bu kadar bu depremde yanan canlarını, giden canların hesabını biz bu önümüzdeki süreçte parlamentoya geldiğimiz zaman bunlar cezasız kalmayacak, bunun hesabını soracağız.